Merhaba arkadaşlar ve sevgili kursiyerlerim. 2020 Online Tal Kursus Hollandaca Dil Kursumuza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde bağlaçlar ve zaman zarflarını öğreneceğiz. Vandaag gaan we verbindingswoorden en bijwoorden van tijd leren. Alvast succes. Lesdoelen, dersimizin amacı veya amaçları. Bu dersimizde Hollandaca'da çokça, sıkça kullanılan bağlaçları ve zaman zarflarını öğreneceğiz. Daha etkili öğrenmek için mutlaka belirtilen cümleleri en az iki defa yüksek sesle ve anlaşılır olarak söyleyiniz. Şimdiden başarılar diliyorum. Saygılarımla Mehmet Hoca. İnanmak başarmanın yarısıdır. Tenzij. Ga niet. Tenzij jij ook gaat. Sen de gelmezsen ben gitmem. Ondanks. We gingen naar het concert ondanks het slecht weer. Hava kötü olmasına rağmen konsere gittik. Hoewel. Ik zal het doen. Hoewel ik geen zin heb. Tamam yapacağım. Ama kesinlikle bunu yapma isteğim yok. Terwijl. Ik luisterde naar de radio. Terwijl zij TV keek. O televizyona bakarken ben radyo dinledim. Daarom. Daarom ga ik niet met je mee. İşte bu yüzden seninle gitmiyorum. Trouwens. Wat maakt het trouwens uit? Böyle olsa ne olacak ki? Ne fark eder ki sanki? Tussen twee haakjes. Tussen twee haakjes. Hoe was je feest gisteren? Tussen twee haakjes. Hoe was je feest gisteren? Bu arada parantez içinde yani. Dünkü parti nasıldı? Onlangs. Heb je Mehmet onlangs gezien? Son zamanlarda Mehmet'i gördün mü? Onmiddellijk. We moesten onmiddellijk vertrekken. Moesten arkadaşlar burada bir e olacak. Pardon. Aniden ayrılmak zorundaydık. Voorlopig. Ik krijg voorlopig extra lessen. Şimdilik geçici olarak ekstra ders alıyorum. Nieuwste. Heb je hun nieuwste CD gehoord? Onların en yeni CD'sini dinledin mi? Vaak. Zie jij je ouders vaak? Anne babanı sıklıkla görüyor musun? Meestal. Wij gaan meestal naar Italië. Çoğunlukla İtalya'ya gidiyoruz. Bijna nooit. Ze gaan bijna nooit op vakantie. Hemen hemen hiç tatile gitmiyorlar veya hiç tatile çıkmıyorlar. Intussen. Over 2 weken is er een vergadering. 2 hafta sonra bir toplantı var. Intussen gebruik ik die van mijn vader. Bu arada şimdilik babamınkini, şahsı neyse ben kullanıyorum. In plaats daarvan, IPV, bunun yerine, we gingen niet naar de school, okula gitmedik. In plaats daarvan, IPV, onun yerine zijn we naar de bioscoop gegaan. Sinemaya gittik. Nitemin. We konden niet hen verslaan. Onları yenemedik. Nitemin mogen we niet klagen. Ama yine de konuyla ilgili şikayet edemeyiz. Etmesek daha iyi olur. Als gevolg daarvan. Hij kan ons niet helpen. O bize yardımcı olamadı. Als gevolg daarvan moesten we iemand anders vinden. Bunun yerine ve bundan dolayı buna bağlı olaraktan bir başkasını bulmak zorunda kaldık. Echter, hij kon het zelf niet doen. Kendisi yapamazdı. Yapamadı. Hij stuurt echter wel iemand anders. Kendisinin yerine bir başkasını gönderdi. Ama yine de göndermeyi başardı. Mits, op voorwaarde, ön şart koşuluyla. Hij mag mee. O da gelebilir. Mits hij zich goed gedraagt. Ama iyi bir şekilde, düzgün bir şekilde davranması gerekir. Integendeel. Ik heb me niet verveeld. Orada çok da canım sıkılmadı. Integendeel, bunun tam zıttına. Ik heb me echt vermaakt. Aslında keyfim yerindeydi. Vanwege. Vanwege het slecht weer. Kötü havadan dolayı konden we niet naar zee. Denize gidemedik. Aanvankelijk, bir şeyin başlangıcı itibariyle. Aanvankelijk was tamelijk stil. Başlangıçta aslında oldukça sessizdi.
Maar na een poosje werd ze spraakzamer, ama bu kısa bir süre sonra daha da konuşkan oldu. Ten slotte, uiteindelijk, sonuç olarak, sonuç itibariyle, na lang zoeken vonden ze uiteindelijk hun documenten. Çok uzun bir süre aradıktan sonra en sonunda dokümanlarını, belgelerini buldular. Eerst, daarna, önce ve daha sonra. Eerst gingen we naar de bioscoop. Önce sinemaya gittik. Daarna bezochten we een Turkse pub. Daha sonra bir Türk barını ziyaret ettik. Eerder, daarvoor, daha öncesinden, daha öncesi. Deze informatie was daarvoor niet beschikbaar voor het publiek. Bu bilgi daha öncesinden halka açık değildi. Halk için ulaşılamıyordu. Vroeger, önceden, çok öncelere. Vroeger had ik een fiets, maar nu niet meer. Çok önceleri bir bisikletim vardı ama artık o da yok. Jaarlijks, yıllık. Ramadan feest is een jaarlijks gebeurtenis. Ramazan bayramı her yıl tekrar eden bir oluşumdur. Zelden. We zien elkaar zelden door de corona. Coronadan dolayı birbirimizi çok nadir görüyoruz. Nadir. Tegelijkertijd, aynı anda. Ze schreef een e-mail en voerde tegelijkertijd een telefoongesprek. Bir mail yazıyordu ama aynı zamanda da telefonda konuşuyordu. Yani telefonda konuşurken mail yazıyordu. 10 jaar of decennium. De popgroep had veel hits in het laatste decennium van de 19e eeuw. De pop son 19. yüzyılın son 10 yılında ki bu pop grubunun birçok yeni albümü vardı. Hits. Alles bij elkaar. Alles bij elkaar was het feest een groot succes. Yani her şey dahil edildiğinde bu parti çok büyük bir başarıydı. Sukses bir S ile arkadaşlar. Orada bir yanlışlık var. Düzeltilsin diyoruz. Şöyle olsun o zaman. Okay. Kortom. Sonuç olarak. Kortom, zij vond het niet echt leuk. Yani sonuç olarak o kadar da çok sevmemişti. In feite, esasında, woon je hier al lang? Burada uzun süreden beri yaşıyor musun? In feite, woon ik hier al 5 jaar. Esasında burada 5 yıldan beri yaşıyorum. Eeuw, yüzyıl. Een eeuw bestaat uit 100 jaar. Bir yüzyılın içinde 100 yıl vardır. Voorafgaand aan, bir şeye başlamadan önce, er was een vergadering voorafgaand aan de conferentie. Konferanstan önce, konferans başlamadan önce, bir toplantı vardı. Tegen, tijd, zaman için kullanılır. Tegen 12 uur viel ik in slaap, saat 12'ye doğru uykuya daldım. Evet arkadaşlar, genellikle spreekwoorden gezegd veya DNA atasözlerini incelediğimiz derslerimizde bugün sizler için zamanları, edatları ve bağlaçları inceledik. Teşekkür ederim.